Öf, gir içeri ya, gir. Oh. Gerçekten canımdan can gitti, bu ne ya? İnşallah komşular momşular bizi görmemiştir ha savcım. Ya gördüyse de görsün artık ya, öf. Bu ne ya böyle? Canımdan can gitti. Bana da bir su versen oradan. Dilimde mam kurudu yemin ederim ya. Sağ ol. Oh. Savcım. Bu böyle olmaz. Ben nasıl yapacağım burada böyle? Bir şey yapmayacaksın işte. Kafayı çıkarmayacaksın. Sen burada güzel güzel durursan bir sıkıntı olmaz. Ben şimdi bugün bir yerler bakacağım. Güvenli bir yerler. Bulabilirsek sabaha karşı seni taşırız oraya. Artık bugün böyle idare edeceğiz. Sen şimdi bana bu Cemal'le ilgili ne biliyorsan anlat. Cinayet sırf senin üstüne yıkmak için aynı kaptan yemek yediği ortağını öldürür mü? Yani işte bilemiyorum, bu işte başka bir şey var bence. Bunlar birlikte iş yaparlar, kavga ederler, birbirlerinin gırtlağına yapışırlar falan, hepsi okey ama işte... Acaba ortağını ortadan kaldırmak istiyordu, fırsatını kolluyordu da... fırsatını bulduğu anda bu işi gerçekleştirdi mi? Böyle bir şey olabilir mi? Bu işten bir çıkarı var diyorsun. Bence öyle. Yani durum biraz öyle görünüyor. Eğer biz bu mevzunun peşinden gider, buradan bir şey yakalayabilirsek... bence bu cinayetin asıl sebebini de bulacağız. Ya bunun için Cemal'i biraz sıkıştırmak lazım. Ya biraz üstüne gidersem bir itiraf alabilirim sanki ondan. Bilmiyorum ki ya. Dayı, dayı. Dayı? Bu Ferhat'ın amcası. Dayı var ya, savcım, tamam. Onu konuşturamaz mısın sen? Yok, konuşmaz o. Bir şey çıkmaz ondan. Eski toprak o. Onun üstüne biraz gidersek ortadan kaybolur. Başka bir yerden yürümek lazım. Oğlum kafanda ne var? Varsa bir şey saçma maçma söyle, çekinme. Hiç önemli değil. Yani aklına gelen ilk şeyi söyle. Belki oradan bir çıkış yolu buluruz. Ferhat'ın kuzeni vardı ya, Birol, Birol. Birol'u bildin mi? Yok, kim o? Eray'ın mekanını kurşunlatan herif bu Birol. Ha. Aynı zamanda Halis'e adına emir alıp... bu savcı şeyi... avukat Fatih'i... ha. Darp ettiren herif. Bu senin de zorla konuşturduğun adam. Benim soruşturma işini çözdük öyle. Sen nasıl konuşturdun o adamı? Ne yaptın lan adama? Ya da neyse, boşver, hiç anlatma. Duymak da istemiyorum zaten. Mevzumuz o değil şimdi. Şimdi sen şunu mu diyorsun? Yani bu Cemal ile Ferhat arasındaki mesele neyse... Birol bunu biliyordur mu diyorsun? Aynen öyle. Hadi ya. Aynen öyle. Çok iyi. Çok iyi, o zaman biz Birol üzerinden yürüyebiliriz. Yürürsün. Yağmur. Teslim ettin değil mi? O kadar konuştum seninle telefonda, teslim ettin değil mi? İkna olmadın. Yağmurcuğum bir sakin olur musun ya? Ne oldu? Alacaklı gibi vuruyorsun kapıyı, böyle içerileri daldın falan. Ya neyine sakin olayım baba? Haberlerde Akgün'e katil diyorlar. Suçu üzerine attılar çocuğun. Nasıl sakin olayım ben? Ben ikna ettim sana teslim olması için. Tamam, teslim olmadı Akgün. Gerçekten nasıl yaptım bunu ya ben? Nasıl? O kadar uzun uzun konuştum çocukla ya. Akgün'ü teslim etmedim Yağmur. Teslim etmedin. Ya baba, teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun yani bu haller falan ne oluyor? Yok. Hayırdır? Ne yok? Yok yok. Ne yok Yağmur, yani teslim ederim etmem, yani bu seni niye bağlıyor ki bu kadar, anlamadım. Şey diye, çünkü çocuk suçsuz. Tamam da yani bu haller falan ne oluyor ya? Bak bu konuyla ilgili ağzını açmayacaksın. Aramızda kalacak, tamam mı? Ağzını kapatıyorsun, boş boğazlık edip asla asla bak. Söz. Annene bile kimseye söylemiyorsun. Ben onu götürüyorum, güvenli bir yere koyuyorum. Davayı çözeceğim, ondan sonra teslim edeceğim. Tamam mı? Bunu sana söylememin sebebi bu davayla daha fazla ilgilenme. Tamam mı? Konu kapandı, bitti. Tamam. Bu mevzu bitti. Tamam, tamam, söz. Kimseye demeyeceğim. Tamam. Ama sen inandın değil mi Akgün'e? Yağmur, tamam da. Yoksa hayır, bu kadar riski almazdım. Yağmurcuğum tamam da yeter, hadi. Belli. Hadi bak, benim işim var. Gideceğim merkeze, tamam mı? Hadi çık dışarı. Ne bekliyorsun burada? Hadi yalla. Yalla. Çık dışarı. Gideyim. Hadi yürü, çık dışarı, hadi ya. Çık, hadi çık.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.